Merhabalar herkese. Fizyodent Sağlık kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Kas anatomisi konu anlatım serilerimiz devam ediyor. Ayak bölgesi kaslarındayız. Aynı elimizde olduğu gibi ayak bölgesinde de retina kulumlar var. Öncelikli olarak bunlara değinmek istiyorum. Birincisi retina kulum musculorum extensorum superius. Retina kulum musculorum extensorum superius. Bu retina derininden musculus extensor digitorum longus, musculus extensor hallucis longus ve musculus Fibularis tertius geçmektedir. 3 kas geçmektedir. Ayrıca arteria ve vena tibialis anterior, nervus perineus profundus bu retina altından geçmektedir arkadaşlar. İkinci retina kulum, retina kulum extensorum inferius. Bu sefer de inferius. Y şeklindedir. Derin ve yüzeyel iki yaprağı vardır. Y şeklindedir. Derin ve yüzeyel iki yaprağı vardır. Üst parçasına bakacak olursak musculus extensor hallucis longus ve damar sinir paketinin yüzeyelindedir üst parçası. Alt parçası ise musculus extensor hallucis longus ve musculus tibialis anteriorun ve damar sinir paketinin yine de yüzeyelindedir alt kısmı. Üçüncü retinakulumumuza bakalım. Retinakulum musculorum fibularum superius. Retinakulum musculorum fibularium superius Musculus peroneus longus ve musculus peroneus brevis kaslarının tendonları, kirişleri bu retinakulumun derininden geçmektedir. Bu retinakulumun derininden geçmektedir. Bir de retinakulum musculorum fibularium inferius var arkadaşlar. 4 tane oldu şimdiye kadar. 5. olan ise fleksör yüzeyde retinakulum musculorum flexorum ya da ligamentum lasinatum. Ligamentum lacinatum 5. retina kulumumuz kuvvetli bir bağdır. Bu retina kulum altından geçecek tendonlar için kanal oluşturur. Elin ekstansör yüzeyinde de kanallar vardı hatırlarsınız. El videomuzda da inceleyebilirsiniz. İzlemediyseniz eğer. Bu kanallara bakacak olursak medialden laterale doğru sıralarsak medialden laterale doğru birinci kanaldan musculus tibialis posteriorun Tendonu kirişi geçer. Musculus tibialis posterior. Ne yaptırıyordu? Plantar fleksiyon ve inversiyon yaptırıyordu arkadaşlar. İkinci kanaldan musculus flexor digitorum longus geçer. Musculus flexor digitorum longus geçer. Üçüncü kanaldan nervus tibialis ve arteria vena tibialis posterior geçer. Arteria ve vena tibialis posterior geçer. Dördüncü, dördüncü kanaldan ise musculus flexor hallucis. Longus'un girişi geçmektedir arkadaşlar. Medialden laterale doğru sıralama bu şekilde. Şimdi de ayak kaslarımıza bakalım. Ayak sırtı kasları ve ayak tabanı kasları olmak üzere. Bildiğiniz gibi elimizde de olduğu gibi, elin sırtında da olduğu gibi ayağın sırtında da derinin altında hemen tendonlarımızı palpe edebiliyoruz. Ayak sırtı kaslarımıza bakacak olursak. 1. Musculus extensor hallucis brevis. Musculus extensor hallucis brevis. İkincisi musculus extensor digitorum brevis. Ayak sırtında iki kasımız varmış. Extensor hallucis brevis. Birinci parmağa ekstansiyon yaptırır. Adı üstünde hallucis. Digitorum brevis ise ikinci, üçüncü, dördüncü parmağa uzanır. Ve bu parmaklara 2, 3, 4'e ekstansiyon yaptırır. İkisi birlikte Toplu olarak sayarsak birinci ve dördüncü parmakları ekstansiyon yaptırır. Bunun sinirleri ise sinir ise nervus peroneus profundus. Nervus peroneus profundus kimin dalı? Nervus peroneus communis'in dalı. Nervus peroneus communis ile ayrılıyor? Siyatik sinirden nervus tibialis ve nervus peroneus communis olarak ayrılıyordu hatırlarsanız. Ayak tabanı kaslarına bakacak olursak. Ayak tabanı kaslarına geçtik. Ayak sırtında iki kasımız vardı. Ayak tabanında 4 tabakamız var. 4 tabakamız var. Birinci tabakadan başlayalım. Birinci tabakada 3 adet kasımız var. Musculus abductor hallucis, musculus flexor digitorum brevis, musculus abductor digiti minimi. Abductor hallucis ne demek? Baş parmağı abdiksiyon yaptırıyor demektir. Dolayısıyla nervus plantaris medialis siniri tarafından inerve olmaktadır. Ayağın plantar yüzeyini nervus plantaris lateralis ve medialis olarak ayrılıyordu hatırlarsınız yine. Abduktor hallucis nervus plantaris medialis inerve etmektedir. Flexor digitorum brevis ise baş parmak hariç dört parmağa fleksiyon yaptırmaktadır. Digitorum deyince dört parmak aklımıza geliyordu. Fleksiyon yaptırmaktadır. Yine sirili nervus plantaris medialistir. Musculus abductor digiti minimi ise küçük parmağa abduksiyon yaptırır. Lateral bölgede olduğu için nervus plantaris lateralis tarafından inerve olmaktadır. Birinci tabakada 3 kasımız var. İkinci tabakaya geçelim. Musculus quadratus plantae, musculus lumbricalis. İkinci tabakada 2 iki kasımız var. 4 parmağı fleksiyon yaptırmaktadır. Siniri nervus plantaris lateralistir. Lumbrikaller 4 adet, adettir arkadaşlar. Birinci falansa fleksiyon, İkinci ve üçüncü falansa ise ekstansiyon yaptırmaktadır lumbrikaller. Birinci lumbrikalin sirene nervus plantaris medialis. Çünkü ayakta medial kısımda. 2 üç, dördüncü lumbrikal kasımızın siniri ise nervus plantaris lateralistir. Üçüncü tabakaya bakalım. Üçüncü tabaka kaslarımıza bakalım şimdi. Musculus flexor hallucis brevis. Musculus flexor hallucis brevis, musculus adductor, adductor hallucis, musculus flexor digiti minimi. Musculus flexor digiti minimi. Hallucis brevis adı üstünde küçük parmağa fleksiyon yaptırır. Sinir nervus plantaris medialistir. Adductor hallucis ve flexor digiti minimi baş parmağı bu da baş parmağı. Baş parmağı adüksiyon, küçük parmağı fleksiyon yaptırır. Sinirleri nervus plantaris lateralistir. Hallucis olmasına rağmen nervus plantaris lateralis. Buraya dikkat edelim. Bazı kitaplarda da, da musculus flexor digiti minimi, musculus openens digiti minimi şeklinde de tariflemeler vardır. Üçüncü tabakada üç tane neyimiz varmış? Kasımız varmış arkadaşlar. Şimdi de dördüncü tabakaya geçiyoruz. Musculus Interossei plantaris ve Musculi. Çünkü çoğul interossei dorsalis olmak üzere iki tane tabaka pardon iki tane kasımız var dördüncü tabakada. Aynı elde de dorsal ve palmar interosyaller vardı. Plantar interosyaller üç tanedir. Üç tanedir. Parmaklara addiksiyon yaptırır. Birinci falanksa fleksiyon. ikinci ve üçüncü falankslara ise ekstansiyon yaptırmaktadır. Plantar interosyaller. Siniri nervus plantaris lateralistir. Nervus Plantaris lateralistir. Musculi interosse dorsalisler ise 4 adettir. 4 adettir. Parmaklara abdüksiyon yaptırmaktadır. Parmaklara abdüksiyon yaptırmaktadır. Sinirde nervus plantaris lateralistir. Evet 4 tabaka olduğunu söyledik. Birinci tabakada 3. 2. tabakada 2. Üçüncü tabakada 3. Dördüncü tabakada da 2 tane kasımız var. Arkadaşlar bunlar sınavda gelebilir. İkinci tabakada bulunan kasları yazınız gibi ya da 3. tabakada bulunan kasları yazınız gibi gelebilir. Ayrıca o retina kulumların alt kanallarından geçenlerde çıkabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de ayağımızın altında plantar fasya dediğimiz bir fasya var. Ee, bu plantar fasya yine aynı elde olduğu gibi apeneurosis palmaris vardı. Burada da apeneurosis plantaris var arkadaşlar. Topuk dikeni dediğimiz hastalık buranın inflamasyonu sonucu kalsifi olmasıyla özellikle kalkönüse yapıştığı yerde kalsifi olmasıyla karakterize. Buraya da fizik tedavi için egzersizler veriyoruz bizler ve uzun süreli egzersiz yapanlar bu hastalık geçiyor. Ancak SVT vesaire gibi farklı uygulamalar da var. Bu palmar apneuroz, pardon, plantar apneuroz ön, orta ve dış olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Ön, orta ve dış olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Orta kısmı en kalın olandır. Ön ve dış kısmı ise daha ince olandır. Bu şekilde ayakkabının kaslarını da bitirdik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir, paylaşırsanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.